Ya buraya desen gel, bırak Osman abi, gel bizim oturalım ya. Ya sen de hocasın ya, var gibi dur sen de. Açan mı kapağı falan? 1 kilo yem ye parası yapmıyor. Hem 1 kilo bir çay parası yapmıyor. Bir çay parası ha bak. Çay parası. Çay koy, yere koy. Bir hazırlık bu. Dur. Sen ne yapıyorsun? Gölge çıkıyor. Şimdi Avgan Belediye Başkanı'yım. Avgan'da geçen sene 800 kuruş, 80 kuruş olan üzüm bu sene 350 kuruşa indirdiler. Vatandaş görüyorsun tarlasından getirdi. Bir bardak çay parası değil. Onun için zor durumdayız. Şu anda bak sabahtan beri traktörlerde duruyoruz. Çoğu evine götürdü, hayvanına yediriyor. İlgililerden, özellikle ilgililerden, meyve suyu üreticilerinden ya da devletimizden bu konuya el atmalarını önemli rica ediyoruz. En azından geçen seneki fiyatını vermesini istiyoruz. Vatandaş perişan, görüyorsunuz. Gübresini, yemini hep buna bağladılar. Bunda alan yok. Ne yapsın bu vatandaş şimdi? Ben Avgan'dan, üretici Erkan Ural. Bu üzümün kilosu geçen sene 830 kuruştu. Bu sene 50 kuruş dediler. 4 gündür üzüm gördüğünüz gibi arabalarda duruyor. Şimdi vermeye geldik. Üzüm aldı 350 kuruş. Gene alan yok. Durum ortada. Traktör aldık. Üzüme güvendik. Çinosu yere akıyor. Bunun sonu ne olacak? Görünen bu işte. Avgan kasabasının halkından Ahmet Kazaboğlu. Çiftçiyim. Bu üzüm işinde uğraşıyorum. Geçen sene 830 kuruştan olan üzüm bu yıl 350 kuruşa kadar düşürdüler. Gördüğünüz gibi üzümlerimiz arabalarımızda hala durmaktadır. Bir haftadır alım yapılmıyor. Bu işe devletten bir el atmalarını rica ediyoruz. Çiftçinin hakkı verilsin. Sen alışıksın. Evet. Tamam. Sağ ol. Üzüm ne oldu? Halime Çetin ben. Başbakan'a konuşuyorum. Bizi ilaç belliğimizi, üzümümüzü, bizim hayatımızı öldürdü. Yatanlara kısım kısım para veriyor. Bizim gibi rezillere yok. Anamdan doğalı bacin. Sorunumuz, her sorunumuz var. Yalnızımın kendim. Beyim öyle 8 sene oldu. Kimsem yok. Yine de çalışmadığın, yine de bir şeye kaydesi yok. Bomboş. Elimiz, ayağımız boş yani. 4 kuruş mu diyorlar, 3 kuruş mu diyorlar bilmiyorum. He. 4 kuruş, 3 kuruş, 5 kuruş bize bir şey yok. Bomboş döktük, geldik motoru. Geçinemiyoruz, bununla idare olamıyoruz. Bir emekli param var, çalışıyorum Dulgar'ın. Yok, gelirim başka yerden olmuyor. Herkes dışta. Buğday ektik, ot kaldırdık, gübre bağlı. Her şeyleri üstüne koyuyor. Şu andaki aylakçılara veriyor, yediriyor başbakan.